bir sıcak bölgeye gidelim. Orada Ukraynalı bir belediye başkanı bizi bekliyor. Şu anda ekranda kendisi de yayına geliyor. Kopiçinsi Belediye Başkanı Bogdan Kelichavi şu anda CNN Türk yayınında ve bize orada yaşananları anlatacak. Seferberlik kapsamında silah altına alınanlardan biri ve bize ülkedeki son durumu anlatacak şimdi. Kelichavi, where are you right now and what's going on over there? Are you afraid? Peki şu anda tam olarak neredesiniz acaba? Bulunduğunuz nokta neresi? Bir saldırı söz konusu mu orada? Sizden ne isteniyor? Korkuyor musunuz? Anlatır mısınız? Hello everybody. Evet, herkese merhabalar. Buradan dünyaya selam veriyorum. Benim adım Bogdan. Buradaki Kopaçinski'deki Ukrayna'nın batısında küçük bir şehrin belediye başkanıyım. Buraya bombardıman yapmadılar ama ülkenin dört bir yanında savaş var. Herkes çok korkuyor tabii ki. Ve biz çoktan askerlerimizin bir kısmını gönderdik ve birçok kişi var, insanlar buraya geliyorlar, şehir merkezine geliyorlar çünkü herkes gönüllü olmak istiyor, topraklarını korumak istiyor. Ve bu röportajdan 10 dakika önce ben de Facebook takipçilerime bir çağrı yaptım. Burada söylediklerimize bakın dedim, insanların neler söylediğini ifade ettim. Buradaki mesajımız her zaman komşularımızın, ortaklarımızın, dünyanın bize yardım etmesi, bize yardım edin. Hava sahasını, denizi kapatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü farklı savaşlar var, roket saldırıları oluyor, hava saldırıları oluyor, karada bir savaş devam ediyor. Aynı zamanda Rus gemileri de şu anda saldırıyor. Ukrayna'nın dört bir yanından etrafımızı sarmış durumdalar. Bunu söylemek istiyorum, savaş sadece bizim savaşımız değil, bu herkesin mücadelesi olmalı. Umuyorum ki burada dayanabileceğimiz ortaklarımız olur ve desteğinizi alabiliriz bugün. Peki sizin hükümetiniz isteyen herkese, sivillere silah dağıtılacağını, 18 yaş, 60 yaş arasının ülkeden ayrılmaması gerektiğini söyledi. Savaşmak istiyor musunuz ülkeniz için? Evet, ben kendi şehrimden, kendi kasabamdan geldim. Birçok erkek burada savaşmaya hazır benim bölgemde. Biz henüz silahlarımızı almadık ama bekliyoruz. Ve burada tabii ki bir yere kadar eğitim alabiliyoruz. Bu savaşı biz istemedik. Hazır değiliz ama topraklarımızı terk etmeyeceğiz ve pes etmeyeceğiz kesinlikle. Burada evet, durum kötü olabilir. Şu anda Ukrayna'daki birçok şehirde acı çekiyor halk ama umuyorum ki güçlü olacağız, güçlü kalacağız ve burada ülkemizi geliştirmeye devam etmeyi umuyoruz. Çünkü birçok planımız var ve bu planları şu anda durdurmak mecburiyetinde kaldık. Çok haklısınız. Peki sizin yakınınızda tanıdığınız, hayatını kaybeden, yaralı olan kimse var mı? Şu anda burası Ukrayna'nın batı bölgesi. Biz mültecileri almaya başladık. İlk öncelikli görevimiz bu ama hiç bilemezsiniz. Çünkü burada bombardıman sesleri var, roket seslerini duyuyoruz. Komşu bölgelere saldırı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden zaten hava sahası kapatılsın çağrısı yapılıyor. Ailem güvende diyebilirim. Benim şehrimdeki insanlar şimdilik güvendi. Ama ülkemde birçok kişi hayatını kaybetti. Ediyor. Çok cesur, çok iyi insanlar gözlerimizin önünde ölüyor. Bu çok üzücü bir şey. Ama yine de güçlü olacağız bir ulus olarak. Ve peki umuyorum ki başarılı olacağız. Belediye başkanısınız. İnsanlara şu anda yardım edebiliyor musunuz? Sizden yardım isteyenler var mı? Biz batıdayız dediniz. Buraya mültecileri bekliyoruz. Çok insan geldi mi? Yani gelecek mi ya da herhangi bir planlama var mı?
Evet, bu aslında dün iyice kötüleşti durum. İlk başta sadece akrabalar ziyarete geliyorlardı buradaki akrabalarını. Ancak şimdi rastgele insanlar görüyoruz. Geliyorlar, hiçbir planları yok. Nerede kalacaklarını bilmiyorlar, kimseyi bilmiyorlar ama buraya geliyorlar çaresizlikten. Bu zor çünkü bu insanları bilmiyoruz, kontrol etmek mecburiyetindeyiz onları. Aynı zamanda onlara hizmet sağlıyoruz, barınaklara yönlendiriyoruz. Ama bir yandan da dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Güvenlik kontrollerini yürütüyoruz. Çünkü asker olabilirler, durumlarının ne olduğunu bilmiyoruz. Ve burada kendi halkımıza da, kendi insanlarımıza da sahip çıkıyoruz. Yeni barınaklar inşa ediyoruz. Evet, bu şu anda tabii ki kendi sivil direniş güçlerimizi, savunma birliklerimize de eğitim vermeye devam ediyoruz eğer durum daha da kötüleşirse diye. Peki, durumun tabii ki elbette kötüleşmemesi herkesin şu anda aklından, gönlünden geçen ama hani siz oradasınız. Durum neyi gösteriyor? Bir yandan da müzakere çağrıları var hem sizin ülkenizden hem Rusya'dan. Belki de o müzakere masası en kısa zamanda kurulacak. Durum daha kötüye gidecek gibi mi duruyor yaşadıklarınızda? Tabii ben böyle şeylerle ilgili çok fikir beğenilebilecek büyük bir politikacı değilim ama bana konuştuğunuz zaman biz şu anda sürekli hava sirenleri duyuyoruz, insanlara sığınaklara inin diyoruz. Bu çok kötü bir şey, çok zor bir şey. Büyük müzakereleri falan unutun, boş verin. Rusya'ya ne veririz, onlar bizden ne istiyor? Bunların hiçbiri bir şey ifade etmiyor. Çünkü insanlar çok korkmuş vaziyette ve aynı zamanda da burada artık düşünecek vaktimiz yok. Özgürlüğümüz olmak zorunda ülkemize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Umuyorum ki burada kendi sınırlarımız içinde kalabiliriz, halkımız olarak kalabiliriz ve bağımsız bir ülke olarak varlığımızı sürdürebiliriz. Örneğin ben Ukrayna'da doğdum. Ben doğduğumda bu ülke bağımsızdı. Bağımsız bir ülkede büyüdüm. Tabii ziyaret ettim. Avrupa'ya gittim, Kanada'ya gittim. Daha sonra geri gelmeye karar verdim. Bu ülkeyi, bu bölgeyi geliştirmeye karar verdim. Şimdi konuştuğumuz şeyler, müzakereler vesaireler ne o zaman? Kırım'ı onlara vereceğiz, onlar bize başka bir şey mi verecek? Bunun doğru bir mesele olduğunu düşünmüyorum çünkü mesele halkımızı korumak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kopiçintsi Belediye Başkanı Bogdan Keliçavi CNN Türk yayınında yaşadıklarını anlattı. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için de.